Euro 2024'ün başlamasına bir haftadan kısa bir süre kaldı. Almanya'da düzenlenecek olan bir aylık bu futbol ziyafeti bizlere müthiş bir turnuva vaat ediyor. Turnuvaya dair birçok etmen bize Euro 2024'ün en iyi Avrupa şampiyonası olabileceğine dair izlenimler veriyor. Gelin şimdi hep birlikte Avrupa şampiyonasını daha da heyecanlı kılabilecek ön bilgilere ve bu bilgilerin Euro 2024'ü neden en iyi şampiyonalardan biri yapabileceğine bakalım. Avrupa şampiyonası boyunca turnuvadaki milli takımlarla ilgili analizlerimiz, hikayelerimiz kanalımızda olacak. Lütfen 2 saniye ayırıp abone olmayı unutmayalım. Euro 2024 her şeyden önce 2018 yılından sonra düzenlenecek olan ilk normal turnuva. 2018 yılından beri düzenlenmiş olan her ulusal futbol turnuvasında öngörülemeyen aksi durumlar yaşandı. Mesela Avrupa Futbol Şampiyonası normalde en fazla 2 sahipliğiyle gerçekleşirken Euro 2020'ye birçok Avrupa ülkesi ev sahipliği yaptı. Ancak o ilki turnuvada tek anormallik bu değildi. 2020 yılının hemen başında dünyayı etkisi altına alan Covid-19 pandemisi, şampiyonanın bir yıl ertelemeli olarak düzenlenmesini sağladı. Yani adı Euro 2020 olan turnuva 2021 yılında düzenlenmişti. Üstelik bir yıl gecikmeli olarak düzenlenen o turnuva, salgının devam etmesi sebebiyle kısmi taraftar desteğiyle yapılmıştı. Tribünler birçok maçta boştu yani. 2022 yılına geldiğimizde ise bu sefer Dünya Kupası vardı. Dünya Kupası'nın bir klasik olarak yaz aylarında düzenlendiğini hepimiz biliyoruz. Ancak Katar'da düzenlenen 2022 Dünya Kupası, sıcaklık durumunun da göz önünde bulundurulması sebebiyle 20 Kasım-18 Aralık tarihlerinde düzenlendi. Yani klasiğe aksi bir şekilde 2022 Dünya Kupası, kış ayında futbol liglerinin oynanmaya devam ettiği tarihte düzenlenmişti. Bu iki turnuva da normal akışın tersine bir tarihte düzenlenmişti. Ancak önümüzdeki turnuva olan 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası, 6 yıl aradan sonra normal bir şekilde düzenlenecek olan ilk turnuva olacak. 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası futbol severleri yıldızlar, teknik adamlar, futbol ve atmosfer anlamında pek çok şey vaat ediyor. Şüphesiz ki en büyük aktörlerimiz tabii ki de futbolcular. Birçok yıldızı ev sahipliği yapacak olan şampiyona, belki de tarihteki en fazla süperstar görebileceğimiz Avrupa şampiyonası olacak. Bellingham, Mbappe, Phil Foden, Bukayo Saka, Wirtz, Musiala, Rodri, Harry Kane gibi futbolun en tepesindeki birçok isim turnuvada boy gösterecek. Hatta bu yıldız futbolcular sayesinde Avrupa şampiyonasının nasıl değerini arttırdığına şöyle de bir örnek verelim. Euro 2016'da şampiyonada mücadele edecek olan takımların toplam piyasa değerleri 5.1 milyar euro iken, 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda bu değer 5.9 milyar euro olmuştu. 2024'te mücadele edecek olan yıldızların ise toplam değeri 11.9 milyar euro. Neredeyse son turnuvanın iki katı. Son iki turnuva birleşse bile 2024 etmiyor. Tabii ki yıllar içerisinde şişen piyasa değerlerini de göz önüne almak gerekiyor. Ancak tüm bu yıldızlarla beraber turnuvanın hiç olmadığı kadar büyük bir mücadeleye sahne olması çok olası. Yaz aylarında düzenlenen turnuvaların en heyecan verici yanı beklenilmedik sürpriz sonuçlardır. Çünkü neredeyse her Avrupa şampiyonasında en az 1-2 sürpriz takım görüyoruz. 2008'de Türkiye ve Rusya, 2016'da Belçika, 2020'de Danimarka gibi. İşte 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası da bize bunu çokça vaat ediyor. Şampiyonada sürpriz yapma imkanı olan birçok takım izleyeceğiz. Ralf Rangnick'in sistem takımı Avusturya, gruplarda yenilgisiz bir şekilde ilerlemiş ve 14 maçtır kaybetmeyen Macaristan, yeni jenerasyonuyla adeta taş gibi bir takım olan Romanya, hazırlık maçında yenilgisiz Portekiz'i mağlup etmiş Slovenya ve birçok yıldız, süperstar adayı bulunan Montella önderliğindeki milli takımımız. Bu takımların hepsi birer sürpriz adayı. Saydığımız takımlar her ne kadar sürpriz adayı olsalar da bu takımlar için beklenti en fazla son 16'ya kadar ilerleyebilecekleri. Ancak bu milli takımlar potansiyellerini sahaya yansıtabilirlerse ki birkaçı yansıtacak, sürpriz bir şekilde yarı finali zorlamaları şaşırtmaz. Takımlar haricinde sürpriz futbolcular da göreceğiz bu turnuvada. Onlar da her turnuvanın olmazsa olmazı. Yaz aylarında milli takımlarında şov yapıp, büyük takımlara gidip, orada tutunmayıp serbest düşüşe geçmiş birçok futbolcu tanıyoruz. Hiç sekmez bu gerçek. Euro 2024 aynı zamanda birçok yıldız ismin vedasını da izletecek bizlere. Ev sahibi Almanya'nın orta sahası olan Toni Kroos turnuva sonrasında futbolu bırakacak. Gelmiş geçmiş en iyi orta sahalardan biri olarak gösterilen futbolcu için şampiyonu oldukça özel geçecek. O da futbolu kupayla noktalamak isteyecektir. Kroos'un Real Madrid'den takım arkadaşı olan Hırvat Luka Modrić de turnuva sonrasında milli takıma veda edecek isimlerden. Modrić'le birlikte dünyanın en iyi takımlarından biri olan Hırvatistan'ın onun sonrasında akıbeti merak konusu. Polonyalı Robert Lewandowski de turnuva sonrasında milli takımı bırakabilecek futbolculardan. İlerleyen yaşına rağmen hala daha takımın en önemli oyuncularından biri olan futbolcu, Polonya milli takımının bu turnuvadaki performansının belirleyicisi olacaktır.
Portekizli, 41 yaşındaki defans oyuncusu Pepe de son turnuvasını oynayacak futbolculardan. Ve onun takım arkadaşı Cristiano Ronaldo. Kimi futbol severler Euro 2024'ün Ronaldo'nun son turnuvası olacağını söylese de, kimileri de onun için 2026'da düzenlenecek Dünya Kupası'nı işaret ediyor. Ancak kesin olan şu ki, Ronaldo'nun hala daha futbola aç olduğu. Yani 2028 Dünya Kupası'nı bile görebilir Ronaldo. Öyle bir hırs var kendisinde. Manuel Neuer, Kasper Schmeichel, Jan Vertonghen, Olivier Giroud, Axel Witsel, Josef Iličić gibi yaşı ilerlemiş futbolcuları da son kez büyük bir turnuvada izleyeceğiz. Tüm bu isimlerin son sahnelerinde gösterecekleri performans, turnuvanın kalitesini daha da yukarı çekecektir. Avrupa şampiyonalarının en heyecan verici bir başka yeri favori takımlardır. Son iki Avrupa Futbol Şampiyonası'nın aksine bu sefer bariz favorimiz değişti. Artık Fransızlar yerine İngilizler favori olarak gösteriliyorlar. Şampiyonluk ihtimallerinde İngilizler ve Fransızların ardından ev sahibi Almanya, onun hemen ardından Portekiz ve İspanya geliyor. Bu 5 ülkeden birinin şampiyon olmasına kesin gözüyle bakıyor otoriteler. Kadro değeriyle açık ara en pahalı futbolculara sahip olan İngiltere artık altın kadrosunun hakkını vermeye çalışacak. Ancak şunu kaçırmayalım. İngilizler her ulusal turnuvaya zaten pahalı kadrolarıyla gidiyor. Ama sonuç hep hayal kırıklığı. Teknik adamları Gareth Southgate de bu duruma son vermeleri için en olası turnuvanın 2024 olduğunu işaret etmişti. Onun da bu turnuva son şansı İngiltere için. 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda final oynayıp kaybeden takımın kadrosunda dünyanın en değerli oyuncusu olan Jude Bellingham, Premier Lig'de fırtınalar estiren Foden, Saka gibi oyuncular bulunuyor. Şampiyonanın en değerli 5 oyuncusunun 3'ü İngilizlerde. Bakalım yıllardır söylenildiği gibi şişirildiler mi, yoksa bu sefer sonunda başarabilecekler mi? Geçiyoruz diğer bir favori takım olan Fransa'ya. Onlardan da beklenti 2000 yılından sonra artık yeniden Avrupa şampiyonu olmaları. 2018 Dünya Şampiyonu, 2022 Dünya Kupası finalisti olan Fransa milli takımının Avrupa şampiyonalarını pek ciddiye almadığı iddia ediliyor. Zaten son şampiyonada da İsviçre'ye eğlenmişlerdi. Mbappe ve arkadaşları bu sefer bu iddiayı haksız çıkarmaya çalışacaklar. Deschamps da turnuva öncesinde bu kupaya en az Dünya Kupası kadar değer veriyoruz diyerek turnuvayı ne kadar ciddiye aldığını belirtmişti. Rüya takım 3. kez Avrupa şampiyonu olmak için uğraşacak. Ev sahibi Almanya ise turnuvanın 3. en güçlü kazanma adayı. Onlar da tam anlamıyla istikrar sağlayamamışken en büyük avantajları ev sahipliği. Panzerlerin de son Avrupa şampiyonluğu 1996 yılında gelmişti. 28 yıl aradan sonra tekrardan Avrupa şampiyonu olmak isteyeceklerdir. Wirtz, Musiala, Sané gibi isimler onlar için oldukça kilit noktalar. Bir diğer favori olan Portekiz ise turnuvada eleme grubu performansını sürdürürse yeniden finale kadar çıkabilir. Roberto Martinez önderliğinde Slovenya Firesi haricinde hatasız gidiyorlar. Ronaldo ve arkadaşları hiç olmadıkları kadar iddialı gelecekler Euro 2024'ü. İspanya ise genç kadrosu ile belki de sürpriz bir şampiyonluk almaya çalışacak. De La Fuente'nin öğrencileri son Uluslar Ligi şampiyonluğunun ardından Avrupa şampiyonu olarak tekrardan zirveye çıkmayı hedefliyor. Saydığımız tüm bu favorilerin her birinin bu sefer turnuvayı çok fazla istemesi, şampiyonayı normalden çok daha fazla zevkli kılabilecek bir olay. Ve geçiyoruz turnuvanın heyecanını en azından bizim için arttıracak olan milli takımımıza. Milli takımımızdan artık beklentimiz net bir şekilde başarı. Çünkü 2008'de turnuvada yarı final oynadıktan sonra hiçbir turnuvada elle tutulur başarı elde edemedik. 2016'da büyük gazla gittiğimiz turnuvada hüsrana uğradık. Ardından 2021 yılında tarihimizin en iyi kadrosu diye gittiğimiz bir başka turnuvada ise yine aynı kaderi yaşadık. Hatta bu sefer durum daha kötüydü. Puan bile alamadık. Tarihimizde ilk defa 3. kez üst üste katılacağımız bu turnuvada ise beklentiler başka. Hem 2020'deki o genç takım biraz daha tecrübelendi. Hem de belki de hiç olmadığı kadar birçok potansiyelli oyuncumuz var bu sefer. Tüm bunların üzerine bir de İtalyan teknik adam Vincenzo Montella faktörümüzün olduğunu unutmayalım. Hakan Çalhanoğlu'nun takıma liderlik yaparak bizi başarıya götürdüğü bir senaryo hepimizin hayali. Ben bu sefer eğer son 16 turunda ölümcül bir takımla karşılaşmazsak en azından çeyrek final oynayacağımızı düşünüyorum. Arda Güler, Kenan Yıldız gibi isimlerden birini turnuva sonunda en iyi genç oyuncu diye görebileceğimiz bir senaryo neden olmasın? Hepsinin Avrupa'nın en iyi liglerinde neler başardıklarını biliyoruz. Türk milli takımının birçok keresinde hayal kırıklığına uğrattığı Türk halkına bir borcu var. Bu borcu bu sene ödeyebilirler. Bence hiç olmadığı kadar ihtimal var buna. Avusturya maçında biraz hayal kırıklığı yaratsak da Almanya ve İtalya karşısında oynadığımız oyun en azından istediğimizde güçlü bir duruş sergileyebileceğimizi gösterdi bize. Vincenzo Montella'nın oyun planı, ilk 11'i ve her şeyden önce sahaya yansıtabilecek bir milli ruh bu turnuvanın bizim için iyi geçmesini sağlar. Birçok avantajımız da olacak Almanya'da bizim. Mesela taraftar desteği. Gurbetçiler milli futbolcularımızın da söylediğine göre oldukça ateşli bir taraftar desteği sağlıyor. Almanya maçında bunu görmüştük zaten. Bu büyük bir avantaj olacak bize turnuvada.
sadece oradan da değil, Avrupa'nın birçok yerinden gelen gurbetçilerimiz stadyuma akın edeceklerdir. Gerçi 2021'de de Azerbaycan'da da aynı muhabbet olsa da pek bir işe yaramamıştı. Beklentilerimiz milli takım için bu sefer çok yüksek değil, gerçekçi. Ne yapacağı en belli olmayan milli takımlardan biriyiz. 2008 ruhunun %50'sini yakalasak dahi birçok başarıya imza atarız. Bizim açımızdan bu belirsizlik durumu turnuvayı daha da heyecanlı kılıyor. Artık başarı istiyoruz. En iyi futbol kültürlerinden birine sahip olan Almanya'da bir ay boyunca futbol ruhunu iliklerimize kadar hissedeceğiz. Müthiş stadyumları, güçlü atmosferleri, şehirleri ve futbol tutkusuyla Almanya'da düzenlenecek olan bu Avrupa Şampiyonası şüphesiz en iyi turnuvalardan biri olacaktır. Yıldız futbolcuları, güçlü takımları, vedalar, beklentiler ve sürprizler derken Euro 2024 şimdiden bize birçok şey vaat ediyor. Peki sizce Euro 2024 en iyi Avrupa şampiyonalarından biri olabilir mi? Sizin turnuva ile ilgili kehanetleriniz neler? Hepinizin yorumunu bekliyorum.